Merhaba, ben Uğur Gürbüz. 3. sezonun 7. bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümde Bayes teoremi akıl modelini ele aldım. Adını 18. yüzyıl matematikçisi Thomas Bayes'ten alan bu teorem, hayatımızda hiçbir şeyden %100 emin olmamamız gerektiğini vurgulayarak olasılık kavramını hayatımıza entegre ediyor. Dolayısıyla daha doğru tahminler yapmamıza, kararlarımızı iyileştirmemize ve daha iyi sonuçlara ulaşmamıza yardımcı oluyor. Bayes teoremi her ne kadar matematiksel bir formül de olsa, onun mantığını kavramak günlük hayatta işimize çok yarayacaktır. Bayes teoremi formülüne modernbilgelik.com sitesinden ulaşabilirsiniz. Hatta şu anda o formülü açmanız buradan sonraki örnekleri anlamanız açısından da iyi olacaktır. Çünkü zihninizde daha iyi canlandırabilirsiniz. Bayes teoreminde görüldüğü üzere bir A olayının gerçekleşmesinin olasılığı B olayının gerçekleşme olasılığına bağlı. Yani B olayını değiştirirsek A olayının sonucunun değişeceğini söyleyebiliriz. Bunu basit bir örnekle açıklamak gerekirse, Türkiye'de koronavirüsünün görülme olasılığı %1 diyelim. Tabii bu sayı tamamıyla bir varsayım. Yani her 100 kişiden biri koronavirüsüne sahip. Korona test kitlerinin de %99 oranında doğru sonuç verdiğini düşünelim. Bu durumda testiniz pozitif geldiğinde, yani koronavirüsünü taşıdığınızı öğrendiğinizde, bu testin sadece %1 ihtimalle yanlış olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak bu doğru olmayacaktır. Bayes teoremi hesaplamanın içerisine olasılıkları da katıp geniş bir bakış açısından bu testin yüzde kaç oranında yanlış olabileceğini mantıklı bir şekilde bize gösteriyor. Yine dediğim gibi modernbilgelik.com sitesinden Bayes teoremi formülünü açarsanız buradan sonraki süreci daha iyi anlayabilirsiniz. Bayes teoremi açısından bu örneği almak gerekirse, yani koronavirüsünü Bayes teoremi açısından ele alırsak eğer, 1000 kişinin test yaptırdığını düşünelim. Koronavirüsünün görülme olasılığı %1 ise, o zaman 1000 kişi içerisinden 10 kişinin koronavirüsüne sahipken 990 kişinin koronavirüsüne sahip olmadığını söyleyebiliriz. Testimiz %99 doğru sonuç verdiği için koronavirüsüne sahip olan 10 kişiyi doğru bir şekilde tespit edebiliriz. Aynı şekilde testimiz %99 doğru sonuç verdiği için koronavirüsüne sahip olmayan 990 kişi içerisinden 980 kişiyi doğru bir şekilde tespit edebiliriz. Ancak bu durumda geriye kalan 10 kişinin de yanlış bir şekilde koronavirüsüne sahip olduğunu tespit etmiş oluruz. Bu sonuç 1000 kişi içerisinden toplamda 20 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı anlamına gelmektedir. Ancak bu 20 kişiden sadece 10 kişi gerçekten koronavirüsüne sahip. Dolayısıyla eğer koronavirüs testiniz pozitif çıktıysa gerçekten korona olma ihtimaliniz %50 iken koronavirüs testinizin yanlış olma olasılığı da yine %50 oranındadır. Bu örneğe baktığımızda bir olay hakkında sadece sahip olduğumuz bilgiler üzerinden değil, aynı zamanda onunla ilgili dış bilgilerden de yararlandığımızda, yani kanıt topladığımızda daha doğru sonuçlara ulaşabileceğimizi görürüz. Bir başka deyişle bu teorem bize ilk bakışta çok mantıklı gelen çözümlerin veya sonuçların doğru kanıtlar topladığımız takdirde anlamını yitirebileceğini söylüyor. Bu bakış açısıyla yaklaştığımızda herhangi bir konu hakkında %100 emin olamayacağımızı da söyleyebiliriz. Çünkü bir konu hakkında ne kadar emin olursak olalım, kişisel benliğimizde ve hayatın kendisinde sürekli bir değişim söz konusu olduğu için doğru bildiğimiz şeyleri güncellememiz veya yeni bilgiler eklememiz gerekebilir. Bu durumu günlük hayattan örnekler açıklamak gerekirse, birinci örnek, 10 yıldır araç kullanıyorsanız ve daha önce hiç kaza yapmamışsanız, %100 emin olarak çok iyi bir sürücü olduğunuzu ve kaza yapmayacağınızı düşünmeyin. Çünkü hesaba katmadığınız bir olasılık kaza yapmanıza sebep olabilir. Mesela artık 10 yıl önceki kadar genç olmadığınız için, araç kullanırken göz kararması, tansiyon, dalgınlık gibi hiç bilmediğiniz bir sağlık sorunu ortaya çıkabilir. Dolayısıyla belki bu oranı %90 oranında düşünerek daha tedbirli araç kullanmak yararınıza olacaktır. İkinci örnek, çalışanlarınız iş yerinde güler yüz bir şekilde çalıştıkları ve ihtiyaç durumunda mesaiye kalarak verdiğiniz işleri zamanında yerine getirdikleri için %100 emin bir şekilde her şeyin iyi işlediğini düşünmeyin. Çünkü hesaba katmadığınız bir olasılık çalışanlarınızdan birinin işten ayrılmasına ve ekibin güç kaybetmesine sebep olabilir. Mesela bu yıl yapılan zam oranı sektörün aşağısında kalmış olabilir veya size gösterilmeyen ekip içi bir çatışma yaşanmış olabilir. Dolayısıyla bu oranı %100 oranında tutmadan her zaman bilinçli olmak yararınıza olacaktır. Üçüncü örnek, hayvanların bakış açısından ele alalım. Bir koyunu düşünün. Yılın büyük bir bölümünde bir insanoğlu tarafından yemleniyor, yetiştiriliyor. Koyun bir süre sonra insanların her zaman ona bakacağını düşünebilir. Ancak Kurban Bayramı geldiği gün yanıldığını anlayacaktır. Sonuç olarak bu şekilde düşünmek, inançlarımızın siyah beyaz yerine gri tonlamalı olduğunun çok daha farkında olmamızı sağlar. Dünya hakkındaki teorilerimize olan güven düzeyini sürekli olarak güncellememizi sağlar. Bu da daha doğru tahminler yapmamıza, kararlarımızı iyileştirmemize ve daha iyi sonuçlar almamıza yardımcı olur. Evet, bu bölümün de sonuna geldik. Bir sonraki bölümde Daniel Klein ve Thomas Ketchart'ın Nietzsche öldü bir hipopotam olarak yeniden doğdu kitabını ele alacağım. Yine o kitapta beni etkileyen önemli 10 notu sizinle paylaşıyor olacağım. Kendinize iyi bakın. modernbilgelik.com sitesini ziyaret etmeyi unutmayın. Orada tüm modern bilgi kavramlarını görebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın. Bay bay.